endüstrileşmiş ülkelerde aktif nüfusun %10'undan azı tarım sektöründe istihdam edilirken bu oran yoksul ülkelerde %60 civarındadır. Buna karşın yoksul ülkelerde tarımsal üretimin düşük olması etkenlerinden hangilerine bağlanabilir? Sanayiye bağlı olarak toprak kirliliğinin fazla olması bu gelişmiş ülkelere ait bir özelliktir. Tarımsal ürün çeşidinin az olması, tarımsal üretimin düşük olması anlamına gelmez. Tarımın geleneksel yöntemlerle yapılması ve tarımsal üretimin doğal koşullara bağlı olması, yani sıcaklık ve yağış koşullarından çok fazla etkilenmesi gibi durumlar, yoksul olan ülkelerde ilkel tarım yönteminin kullanıldığı anlamına gelir. Bundan dolayı da verim düşüktür. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Çin ve Nijerya'nın özellikleriyle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Nijerya'da görülen iklim çeşitliliği daha fazladır denilmiş. Çin, kuzey güney yönünde daha fazla enlem kaplamasından dolayı ve yükselti farklılıklarının daha fazla olmasından dolayı Çin'de iklim çeşitliliği daha fazladır. Çin'de sıcaklık ortalaması daha yüksektir denilmiş. Çin'in çok yüksek sahalarının bulunmasından dolayı Çin'de sıcaklık ortalama değerleri daha düşüktür. Nijerya'da saat farkı daha fazladır denilmiş. Nijerya doğu batı genişliği Çin'e göre daha az olmasından dolayı saat farkı daha azdır. Bu bilgi de yanlıştır. Nijerya'da hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı daha yüksektir denilmiş. Çin Nijerya'dan daha fazla gelişmiş olduğu için, daha fazla sanayileşmiş olduğu için ikinci ve üçüncü sektörlerde çalışanların oranı Nijerya'ya göre daha fazladır. Bu bilgi de yanlıştır. Fakat Çin'de nüfus daha fazladır denilmiş. Bu bilgi doğrudur. Nijerya'nın nüfusu 190 milyon civarındayken Çin'in nüfusu 1.4 milyar civarındadır. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir ülkenin insani gelişim endeksinin yükselmesinde aşağıdakilerden hangisinin en az etkili olduğu savunulabilir. Okur yazar oranının artması, ortalama yaşam süresinin uzaması, kişi başına düşen ulusal gelirin artması ve okullaşma oranının artması gibi göstergeler ülkenin giderek gelişmiş olduğunu, gelişmekte olduğunu gösterir. Fakat çalışma çağındaki nüfusun artması ülkede nüfus artış hızının fazla olduğunun göstergesidir. Bu nedenle gelişme göstergesi değildir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu tür projeler kapsamında uluslararası enerji nakil hatlarının yoğun olduğu bir ülkenin coğrafi konumuna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde daha fazla değişiklik olması beklenir? Tüketilen enerji kaynaklarının niteliği, çalışan nüfusun sektörel dağılımı, ulaşım olanaklarının çeşitlenmesi ve sosyal ve kültürel etkileşimde uluslararası enerji nakil hatlarının çok fazla bir etkisi yoktur. Fakat uluslararası enerji nakil hatları bulundukları ülkelerin jeopolitik ve jeostratejik öneminin artmasında etkili olan unsurlardır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda verilen önemli deniz yolu geçit noktalarından hangisi petrol taşımacılığı açısından tüm dünyayı etkileyebilecek niteliktedir. Dünya petrollerinin büyük bir kısmı Orta Doğu'da ve Basra Körfezi çevresinde üretilir. Bundan dolayı Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'nin önemli bir çıkış noktası olmasından dolayı dünyada petrol taşımacılığı açısından tüm dünyayı etkileyebilecek bir konumda bulunur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Çin bazı tarım ürünlerinin üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen dünya tarım ticaretinde önemli bir yere sahip değildir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Çin birçok tarım ürününün üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen nüfusunun fazlalığından dolayı bu tarım ürünlerinin önemli bir kısmı ülke sınırları içerisinde tüketilir. Bundan dolayı da dünya tarım ticaretinde ve tarım ürünlerinin ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Orta Doğu'nun enerji kaynaklarına bir alternatif olarak gösterilen Hazar Havzası, petrol ve doğalgaz yatakları bakımından oldukça zengindir. Bu havzada üretilen petrol ve doğalgazın önemli bir kısmı boru hatlarıyla dünyanın başka ülkelerine aktarılmaktadır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu havzada yer almaz denilmiş? Azerbaycan, Türkmenistan, İran ve Rusya Federasyonu Hazar havzasının çevresinde yer alan ülkelerdir. Fakat Gürcistan Hazar havzasında yer alan petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan ülkelerden biri değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede kalkınmayı engelleyen ya da geciktiren nedenlerden biri olarak gösterilemez? Nitelikli iş gücünün yetersiz olması, küresel teknolojik gelişmeleri takip edememesi, kontrolsüz nüfus artışı ve siyasi istikrarsızlıklar bir ülkede kalkınmayı engelleyen, geciktiren unsurlar arasında yer alır. Fakat tarım ürünleri çeşitliliğinin az olması ülkelerin gelişmesini geciktiren bir unsur değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Almanya dünyanın önde gelen ekonomileri arasındadır. Almanya'nın bu göce ulaşmasında faktörlerinden hangisi daha fazla etkili olmuştur? Almanya'nın ekonomisinin güçlü olmasında nitelikli iş gücü ve zengin kömür madeninin etkisi oldukça fazla olmuştur. Fakat nüfusunun çok olması Almanya'nın ekonomik gücünü artıran nedenlerden biri değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 2. Yani C seçeneği doğrudur. Petrol ve doğalgazın çıkarıldığı yerden tüketildiği alanlara taşınmasında, ulaştırılmasında boru hatları önemli bir yer tutar. Buna göre aşağıdaki petrol ve doğalgaz çıkarılan yerlerin hangisinde boru hatlarıyla taşımacılık daha fazla öneme sahiptir? Kızıl Deniz, Kuzey Afrika, Kuzey Denizi ve Meksika Körfezi gibi yerlerde denize komşu olmalarından dolayı alternatif olarak deniz taşımacılığı vardır. Fakat Hazar Gölü'nün deniz kıyısında olmamasından dolayı petrol ve doğalgazın taşınmasında en önemli alternatif boru hatlarıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Almanya günümüzde dünya ekonomisine yön veren önemli bir ülkedir. Almanya'nın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Akarsu taşımacılığı etkili olmuştur. Dış pazar alanlarını iyi kullanması etkili olmuştur. Gelişmiş bir demir yolu ağına sahip olması etkili olmuştur. Ruhr ve Sar havzalarında bulunan taş gömür yataklarının da Almanya'nın gelişmesinde önemli etkisi olmuştur. Fakat Almanya petrol ve doğalgaz yatakları bakımından zengin değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Doğal kaynakların zengin olması ve bunların etkin kullanımı ülkelerin gelişmesindeki temel etkenlerden biridir. Buna göre aşağıda verilen ülke ve doğal kaynak eşleştirmelerinden hangisi yukarıdaki genellemeye uymaz? Almanya taş kömür bakımından zengindir. İsviçre demir bakımından zengindir. Güney Afrika Cumhuriyeti elmas bakımından zengindir. Rusya Federasyonu da doğal gaz rezervleri bakımından zengin bölgelerdir ve bu kaynaklar ülkelerin gelişmesinde etkili olmuştur. Fakat Japonya petrol bakımından zengin bir ülke değildir. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir.